Haftanın sağlamlarına hoş geldiniz. Yine çok güzel bir haftayı geride bıraktık. Ee, yine birçok güzel gol izledik, güzel oyuncu performansları izledik. Bu performanslar arasından sizin için değerlendireceğimiz ben 3 oyuncu seçtim. Ayrıca 11 tane de oyuncuyla haftanın 11'ini yaptım. Siz de aynı şekilde haftanın sağlamlarına aday gösterdiğiniz oyuncuları yorumlara yazabilirsiniz. Orada birlikte değerlendirme yapma imkanı bulabileceğiz efendim. Bu hafta haftanın sağlamlarında elbette ön plana çıkacak oyuncuların ee, az çok tahmin ediyorsunuzdur bir tanesi tahmin ettiğiniz oyunculardan biri e, elbette Galatasaray kariyerindeki ilk headtriğini yapan ve aslında golle pek arası da olmayan Yunus Belhanda e, gerçekten ilk devrede yaptı bir de yani gerçekten onu hani, bırakın yani ilk headtriğini 90 dakikaya yaymayı hakikaten çok çok kısa bir sürede 10-15 dakika için headtriğini tamamladı e, ve e, Galatasaray adına e, çok rahat bir maç çıkmasını sağladı aslında Belhanda'nın ben oyun olarak böyle çok acayip farklı çok eleştirildiği bir maçtan farklı bir top oynadığını düşünmüyorum. Hatta bazı alanlarda daha bile hani işin yaratıcı sürecine çok katılmadan ceza sahasına daha fazla girdi. Bunları biraz daha fazla yapması gerekiyor. Açıkçası ben taraftarın bu konulardaki zaman zaman yap yoğunlaşıyor olabilir. Biraz haksızlıkta boyutuna geliyor olabilir ama e, genel manada skor katkısı konusundaki eleştirilere katılıyorum. Biraz daha fazla atmanı, biraz daha oralara girmeli. Zaten e, oyunun içinde olan bir oyuncu. E, biraz daha böyle ara ara gol atan bir profil çizerse e, yani her sene 10 gol atan bir Belhanda'nın alacağı de e, büyük ölçüde azalacaktır. Ben e, değerli bir oyuncu olarak görüyorum. Her zaman söyledim. Fizik kalitesi üst düzey. Topla ilişkisi iyi. E, zorluk derecesi yüksek pasları biraz fazla denemesi dışında top kaybı e, yani basit oynarken top kaybetmeyen bir oyuncu. Topu çekebilen bir oyuncu. Ee, yine aynı şekilde zeki oyuncular sahada biraz yana daha fazla olduğunda performansı da artıyor. Ki bu oyuncuların başında belki Arda Turan geliyor gerçekten. Belhanda'nın yükselişinde bir Arda imzası olduğunu ben düşünüyorum Belhanda'nın iyi maçlarında. Ee, Feguli ile Arda ile birlikte hareket ettiğinde daha da iyi bir profil çiziyor. Bu sebeple e, Belhanda gençlerle bir maçında yaptığı hat-trick açıkçası bu o, haftanın sağlamlarına girmeyi hak etti. Bence yani yine Galatasaray'dan birkaç tane oyuncunun adını anmak lazım ki bazılarına e, hani haftanın 11'de yer açamadım. E, onlardan birine Demire Taşdemire de değinmek lazım. Hakikaten çok iyi bir maç çıkardı. E, bu sebeple e, hani Galatasaray'ı da bu vesileyle tebrik etmek lazım. Haftanın iyi skorlarından bir tanesini almış durumda e, Galatasaray ve Galatasaray'da temsilen Belhanda orada haftanın hem haftanın 11'inde hem de haftanın sağlamları arasında yerini aldı. Benim haftanın sağlamları için ikinci adayım. Dimitris Pelkas. Benim zaten bu en sevdiğim oyuncularımdan bir tanesi ligde. Bunu hani çok da tekrarlamak istemiyorum. Zaten haftanın sağlamlarına da sık sık yer veriyorum. Erzurumspor maçına Fenerbahçe bayağı sıkıntılı başladı. Tekte pozisyon üretemedi ki hani haklı olarak aslında. gerçekten çok kötü bir zeminde 0-0 oynamak gerçekten çok zor bir iş. bu Sıkıntılı durumda ceza sahası topla buluştuğunda bir minimal de olsa bir şut açısı varken o topu çekip e, Mert Hakan'a vermek gerçekten yani çok zeki oyuncuların yani akıllı oyuncuların e, birçoğunun bile yapmayacağı bir oyuncu. Gerçekten çok akıllı olmak lazım. Pelkas gerçek bir tilki çok beğeniyorum. O, o hani tırnak içinde, ağzında çakallığa sahip. Mert Hakan'a hemen çok güzel bir top çıkardı ve Mert Hakan da güzel bitirdi. Ondan sonrası biraz yokuş aşağı oldu zaten yokuşu açtıktan sonra da Pelkas ilk kontra atakta da kendi golünü bitirerek yani ikinci yarının başında 48-49 gibi golünü atıp maçı da tescilledi. Yani maçı Pelkas aldı diyebilirim. Gerçekten net bir bireysel performans vardı. Haftalardır çok iyi oynuyor. Deplasmanlarda zaten gol gola katkısı da çok yüksek. Bu senenin en kritik, en iyi transferlerinden biri olarak Pelkas ön plana çıktı. Haftanın sağlamlarında bir başka oyuncu o da aslında yavaş yavaş gedikli olma yolunda ilerliyor. Hatay Sporlu Bupenza. Ya çok enteresan bir oyuncu. Ee, gerçekten yani son 15 günde attığı gol sayısı kamyonla gol attı diyebilirim. Ben, saymakta da güçlük çekiyorum. Beşiktaş'ın öne geçtiği yani Beşiktaş'ın 6. dakikada öne geçtiği bir maçta e, Beşiktaş'ın kazanmasının çok yüksek olası, olasılık olarak görürsünüz. E, ama e, bir tane hani savunmayla kalecinin birleşik minimal bir hatasından faydalanıp gol attı. İkinci gol gerçekten çok klastı. Kısa sürede ikinci golü de buldu bu Penza. Hani ceza sahasında attığı çalımla, kıvrak bir çalımla yön değiştirerek attı çalımı ve ondan sonra yaptı e, yaptığı bileşik vuruşla mükemmel bir gole imza attı. Beşiktaşlılar da hani vay demiştir. E, çok hakikaten e, 12 gole ulaştı bu arada. Liginde en çok gol atan oyuncusu konumunda gerçekten e, helal olsun demek dışında çok da eklenecek bir şey yok çok merak ediyorum kariyerinin gelişimini çok çok formda biraz daha ortalama seyrettiğinde nasıl bir profil çizecek onu da merakla bekliyorum biraz Hatay Spor maçlarında izleme adına ki çok da iyi bir takımlar bu arada Ömer Hoca'yı ile tebrik etmek lazım Ömer Erdoğan'ı çok da iyi bir hocalar bakalım nasıl bir tablo ortaya çıkacak bu Penza adına da Hatay Spor adına onu da merak ediyorum bu şekilde ben haftanın sağlamlarını seçtim siz de eğer Haftanın sağlamları için farklı fikirleriniz varsa lütfen yorumlara bırakın. Şimdi hep birlikte haftanın 11'ine geçelim. Haftanın 11'inde bu hafta 4-2-3-1 dizilişi var ama tabii her zaman olduğu gibi önce kalecimizi seçiyoruz. Ertaç Özbir. Malatya Spor belki kaybetti bu hafta ama bir tane penaltı kurtardı. Maç boyunca da takımının maç içinde kalmasını sağladı. 1-0 bitti mücadele. O noktada da yapabileceği çok da fazla bir şey yoktu Ertaç'ın. Ama performansı iyi olduğu için skora prim vermeden efendim Ertaç'a kaleyi teslim ettik bu hafta. Sabek'te Şener bayraklı uzun süre sonra Galatasaray 11'inde kendine yer buldu. Emre Taşdemir'le birlikte aslında çok iyi bir maç başlangıcı yaptılar ve Gençler Birliği'nin çözülmesine vesile oldular. Emre'ye yer veremedim. O yüzden Şener'i aldım. Biraz Emre'nin de temsilcisi gibi oldu. Sapunaru iyi bir oyun çıkardı. Kayseri Spor'un ee, Malatya Spor'u mağlup ettiği maçta Malatya baskısında ayakta kalan oyuncularından bir tanesiydi. Onu oraya aldım. Marka Akeza iyi bir maç çıkar gençler bile karşı. O e, takımda yer aldı. Caner Erkin de aynı şekilde Fenerbahçe'nin Erzurumspor Spor galibiyetinde iyi bir performans sergiledi. E, 4 2 3 ikilisi olarak da iki tane skorer oyuncu var. Belhanda'dan zaten bahsettik. Gençler karşı yaptığı hat-trick'le dikkat çekmişti. Hakan Aslan da ligin en iyi box to box'lardan bir tanesi. Değerli bir oyuncu. Sivas Spor'un ayakta kalmasına e, gerçekten sağlayan isimlerden biri. Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç partnerleri ayrıldı ama Hakan Aslan takımda iyi bir rol almaya devam ediyor. İki gol attı ve e, doğal olarak burada yer almayı da hak etti. Beşiktaş'ın Atay Spor karşısında tutunmasını sağlayan Gezzalı sağ açığa yazdım. Her zaman da çok beğendiğim bir oyuncu. Buralarında oyuncusu demek lazım Önder Hoca'nın tabiriyle. Ee, sol kanattan Max Gradel'e yer verdim. O da e, Sivas Spor'un galibiyetinde e, ciddi pay sahibi oldu. Bir tane asisti var. Pelkas Keza e, haftanın sağlamlarını seçtiğimiz bir oyuncuydu. Forvet'te de yine bir diğer haftanın sağlama Bupenza var. E, şöyle bir haftanın 11'ini tekrar edelim. Kalede Ertaç, sağ bekte Şener, yanında Sapunar, Marka ikilisi, sol bekte Caner Erkin. 4-2-3-1'in ikilisinde Belhanda Hakan Aslan ikilisi var. Gezzal, Pelkas, Gradel ve ileri uçta bu Penza. Benim haftanın 11'i e, tercihim bu şekilde oldu. Sizin 11 tercihinizi de merakla bekliyorum. Lütfen yorumlara yazın. Hazır gelmişken de abone olursanız çok sevinirim. Çünkü bildirimleri açarsanız sizin için güzel fırsatlar var. Kanalımızda e, her hafta 10 kişiye, 10 kişi çok iyi bir rakam bence, 10 kişiye 100 er TL'lik hepsi burada hediye çeki hediye ediyoruz. İstediğiniz ürünü kullanabiliyorsunuz. Bence çok güzel bir fırsat. O yüzden... Hazır gelmişken abone olursanız ve bildirimler bildirimleri açarsanız çok sevinirim. Görüşmek üzere hoşça kalın.